Otomobil dünyasındaki yenilikleri incelediğimiz bölümlerde bu haftaki konumuz kör nokta uyarı sistemi. Bu son dönem otomobillerde zorunlu hale gelen neredeyse bir özellik. Şimdi bu özellikten biraz bana bahseder misin abi? Nasıl çalışıyor? Çalışma prensibi nedir? Ve bunu birazcık da uygulamalı olarak izleyicilerimize aktaralım. Aslında en önemlisi bu son söylediğin uygulamalı anlatmak. Çünkü hani bazı otomobillerde var, insanlar nerede olduğunu bile bilmiyor, nasıl çalıştığını bile bilmiyor. Ya off konumda, yani kapalı konumda kalıyor, hiç kullanmıyor, ya da nereye bakacağını bilmiyor. Şimdi uygulamalı anlatalım ama ilk söylediğin şeye bir ekleme yapmak istiyorum. Artık günümüzde güvenlik kuralları gereği Avrupa regülasyonlarına göre birçok özellik standart hale geldi, geliyor ve gelecek de. İşte eskiden hatırlarsanız ABS bir opsiyonel özellikken artık günümüzde bunu tartışmıyoruz, konuşmuyoruz bile. Bunu özellik olarak neredeyse saymıyoruz bile. Çünkü standart hale geldi ve hepimiz kullanır hale geldik bu özelliği. Anti blokaj sistemini frenlerde. Bunun dışında ESP yine zorunlu hale geldi. Ek bütün donanımlar üst üste geliyor. Tarihi geldiğinde bunlar artık opsiyon olmaktan çıkıp zorunlu hale geliyor. Neden? Sürücü, yolcu ve yaya güvenliğini arttırmak, karayollarında meydana gelebilecek kazalarda öncelikle can güvenliğini sağlamak, sonra ise kazaların önlenmesini sağlamak adına. İşte bunlardan bir tanesi kör nokta uyarı sistemi Serkan. Ve kör nokta uyarı sistemi, öncelikle ben yerinden bahsedeyim. Ya ayna içinde oluyor, aynanın üzerinde, ya da burada ağız sütununun bu bölümünde bir ışık oluyor. Ne işe yarıyor? Şimdi aynalarımızı hepimizin iyi ayarladığını varsayarsak, yani en ideal konumda aynalarımızı ayarladık. Dikiz aynamız, yan aynalar, tamam, görüyoruz. Ama ne kadar iyi ayarlarsak ayarlayalım, biliyorsun ki bazı noktaları göremiyoruz. Yani çok net bir görüş aynalar bize sağlayamıyor. Her özellikle bir nokta var ki gerçekten orada otomobilin olduğunu fark etmiyorsun bazen. Evet. Tamamen yok i̇şte, oluyor. O nokta zaten kör nokta olarak adlandırılıyor. Ve o kör noktanın uyarısını yapan sistem de kör nokta uyarı sistemi. Yani adını da zaten buradan alıyor. Herkes bunu da biliyor ama biz bir kez daha üstünden geçmiş olalım. Kısaca bir şey sormak istiyorum. Tabii. Bugün Renault Megane Sedan kullanıyoruz. Evet. Şu anda bu sistem aktif mi? Ve ben bu otomobile sahipsem bu sistemi nasıl aktif ediyorum? Öncelikle onunla başlayalım. Şimdi araca bindiğinizde aynanın üzerine bakarsanız böyle iki otomobil gibi bir işaret olacak. Böyle birbirinin arasında çizgiler, hani radar çizgisi gibi. Ya da burada bir ışık varsa içeride, hemen aynanın dibinde, ağız sütununun orada. O zaman hani daha biner binmez menülere bakmadan bir fikir edinebilirsiniz. Ama bu araçta bak burada bir yol işareti var, görüyor musun? Hemen ev işaretinin altında, yani dokunmatik, ev ana evet. Menü. Dokunmatik, bu yol işaretine dokunuyorum. Buna dokunduğumda sürüş yardım sistemlerini açıyor bana. Komple menü açılıyor, evet. Menüde kısaca neler var söyleyeyim. Şeritten çıkma ikazı var. Şeritten çıkma ikazı ayarları var. Mesafe ikazı, aktif fren. Hemen altında da işte bizim bugün anlattığımız konu kör nokta ikazı. Şu an gördüğün gibi 10 konumda. Bunu off da yapabilirim. Off yaparsam bana bir uyarıda bulunmayacak. Ama 10 konumunda kalması çok iyi. Şimdi 10 konumunda olduğunda biz normal yolda gidiyoruz. Diyelim ki 2 ya da 3 şeritli bir yolda gidiyoruz ve bizim de orta şeritten seyrettiğimizi düşünelim. Sola çıkmak istiyoruz. Ne yapıyoruz önce? Sinyal veriyoruz değil mi? Yani arkadaki araçları bir uyandırmamız lazım. Yani bak ben sola çıkıyorum. Konuşmanın dili bu otomobilde. Evet. El kol hareketleriyle ya da bakmadan bisiklet çıkar. Bisiklet kullanırken elini olmaz. Kaldırırsın. Onun sinyallerle gibi değil. Konuşmamız gerekiyor, evet. Araçtan araca. Diğer sürücüye bilgi vermemiz lazım. Sinyal verip sol şeride çıkıyorum. Dedik ama ya buradaki araç, solumuzdaki araç bizim kör noktamızdaysa ne yapacağız? Görmüyoruz tabii ki doğal olarak. Hafiften böyle sola yanaşmaya başlıyoruz ya. İşte o sola yanaşırken buradaki ışık yanıyorsa veya yanıp sönüyorsa, aracına göre tabii değişebiliyor. Bazen böyle yanıp sönüyor, ikaz veriyor. Bazen direkt yanıyor böyle, hani hiç sönmeden burada bir şey var diye. İşte eğer o ışık yanıyorsa kör noktada bir araç var demek. Çıkmamamız gerekiyor sol şeride. Bu aynı şekilde sağ şerit içinde geçerli. Çünkü sağ aynada da aynı sistem var. Diyelim ki yolda gidiyoruz. Sağ bir yol ayrımına geldik. Oradan sağdan biz ana yoldan çıkıp tali yola gireceğiz. Ama bunun için de sağ şeride yanaşmamız lazım. Sağ sinyali verdik.
hemen sağa geçmiyoruz. Bir kontrol ediyoruz oradaki ışık yanıyor mu yanmıyor mu. Işık yanmıyorsa kör noktada araç yok. Aynaya bakıyoruz. Müsaitse durum, arkadan gelen aracı çok hızlı gelmiyorsa, normal bir aralıkta varsa sağ şeride geçiyoruz. Ana yoldan çıkıyoruz. Kısacası kör nokta uyarı sistemi bizim şerit değiştirirken sinyal vererek şerit değiştirme işlemini başlattığımız anda kör noktada görmediğimiz yerde bir aracın olup olmadığını bize anlatıyor. Çok faydalı bir sistem. O yüzden herkesin bu sistemi, eğer açma kapama düğmesi var ise, on konumunda, açık konumda tutmasını rica ediyorum. Bir de lütfen şerit değiştirirken bir sinyal vermeyi, iki aynalarınızı kontrol etmeyi unutmayın. Çünkü tek iletişiminiz trafikte sizin sinyaller. Kornaya basarak, el kol işaretleri yaparak ya da aniden şerit değiştirerek araç kullanılmaz. Kazaya büyük oranda davetiye çıkartırsınız. Kaza yaparsanız da gideceğiniz yere emin olun. Eğer sadece maddi hasarlı bir kazaysa gecikmiş olarak gidersiniz. Eğer arabanız da yürür vaziyetteyse tabii ki. Ama bunun dışında can kayıpları, yaralanmalar, bunlardan bahsetmek bile istemiyorum. Dediğim gibi Serkan en başta, bunlar bizim güvenliğimizi arttıran bize sürücü destek sistemleri. Ben bunlara sürücülerin koruyucu melekleri diyorum bu sistemlere. Onlar bizi korumaya çalışıyor. O yüzden biz de onlara bizi koruması için şans verelim. Murat abi, aktardığın bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Biz de çekimlerimiz esnasında iki şeritli bir yolda bu sistemin nasıl çalıştığını canlandırdık. Umarız seyircilerimize de buradan yeterince aydınlatıcı olmuştur. Evet Serkan. Bir başka bölümde görüşmek üzere.